Aydın'da dün gece etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışmalar sürüyor. Onlarca ev, ahır ve araçla yüzlerce dönüm tarım arazisinde yaşanan hasarın ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalarda ekipler vatandaşların sıkıntılarını gidermeye çalışıyor. Selin en etkili hissedildiği Söke ilçesine bağlı ve iki kişinin hayatını kaybettiği Demirçay, bir kişinin hayatını kaybettiği Güney Yakayla, yaralıların bulunduğu Kisir ve Nalbantlar köylerinde kapanan yolları, açma ve tamir işleri, sele kapılan araç, hayvan yemlerini toplama işlemleri devam ediyor. Bir yandan da vatandaşlar belediye ekiplerince bölgeye getirilen tamir bakım malzemeleriyle onarılması gereken yerleri onarıyor. Ne yapıyorsunuz? Menderes'in temizliğini yapmaya çalışıyoruz ama imkanımızla, el gücümüzle olmuyor. İnsan gücüyle biraz zor olmuyor. Ne yapılması gerekli? Sulama birinin acil buraya çözüm bulması lazım. O da geç kalıyor. Ama böyle de olduğu zaman da olmuyor işte. Herhalde bu kilometrelerce gidiyor. Bilmiyorum ama Gocakaylar var ileride. Oraya kadar böyle pislik geliyor. Binlerce belki de paket var suyun üzerinde. Bu beyaz olanlar ne? Sılaş. 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 Hayvan ölürse de sulamam gerekiyor. Domuzlar da var. Domuzlar ölürse de. Bütün leş, pislik burada. Sel sularının önüne gelen ne varsa sürükleyip götürdüğü bölgede adeta çöplüğe dönen Büyük Menderes Nehri üzerinde bulunan bazı köprülerin de açılması için çalışma başlatıldı.